Bilim bazen hummalı bir çalışma gerektirir. Ama bu arada doğanın da çok çalışkan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugün Cape Cod'dayız ve buzullar hakkında konuşacağız. Buzullar neden mi bu kadar havalı? Suyun bazı taş ve küçük kayaları en fazla bunun kadar büyük olanları yerlerinden oynatabildiğini biliyorsunuz. Ama buzullar bundan çok ama çok çok büyük olan şeyleri yerlerinden oynatabilirler. Ne kadar mı büyük? Mesela bu ya da bu. Hatta bunu bile. Evet doğru. Buzullar bunun kadar büyük kayaları yerinden oynatabilir. Bunu tek başıma ittiremem. Öyle değil mi? Bir deneyelim bakalım. Evet. Buraya kadar her şeyi anladık. Ama buzul nedir diye merak ediyorsanız bu soruya henüz cevap vermedik. Yaz kış erimeyen çok büyük bir buz kütlesine buzul denir. Kışın düşen karın yazın bile erimemesi sonucu zamanla biriken buz tabakaları buzulları oluşturur. Aslına bakarsanız oldukça da büyüktürler. Buzullar dünya üzerindeki suyun yüzde ikisini depolarlar. Bu ırmaklar, göller ve nehirlerdeki suyun neredeyse 200 katıdır. Buzullar okyanuslara ulaşırsa kırılıp buzul dağlarını oluştururlar. Eğer bir geminiz varsa bu sizin için çok büyük bir sorun olabilir. Kaçınız Titan'ı hatırlıyorsunuz? Aa. Peki buz hareket eder mi? Değişik malzemeler, değişik hızlarda ve değişik koşullarda akarlar. Örneğin, süt gibi sıvıların akışı oldukça hızlıdır. Reçel ya da çikolatalı puding ise süt kadar hızlı akmaz. Bir de yeterli basınç ya da baskı uygulamadığınız takdirde hiç akmayan bazı maddeler var. Mesela bu muz gibi arkadaşlar. İşte bakın gösteriyoruz. Ancak böyle hareket eder. Buz ise kayar. Ve eğer yeteri kadar baskı uygularsanız aktığını da görebilirsiniz. Ne yazık ki bu kadar büyük bir baskıyı burada uygulayıp size gösteremiyorum. Ama kendimi affettirmek için çikolata kullanarak buna benzer bir şey yapacağım. Burada çikolatadan yapılmış bir model buzul görüyorsunuz. Buzulun altındaki kayaları temsil etmesi için kurabiye kırıntıları, karı ve buzu temsil etmeleri için de rendelenmiş çikolata kullanıyoruz. Çikolatayı seçmemizin sebebi düşük baskılarla bile harekete geçebilecek kadar yumuşak olması. Bu deneyde her 12 dakikada bir buzulun tepesine çikolata ekliyoruz. Yeterli miktarda çikolata eklendiğinde buzul hareket etmeye başlıyor. Eğer dikkatle incelerseniz buzulun üst noktasının kırıldığı yerde oluşan çatlak ve yarıkları bile görebilirsiniz. Biz deneyi 6 saat boyunca yaptık. Siz daha kısa bir deney yapmak isterseniz puding kullanabilirsiniz. Evet, artık çikolatalı buzumuzu incelemeye hazırız. Dikkatimi çeken ilk şey alt kısımdaki parçaların Üst kısımdaki parçalara göre daha sert olması. İşte bakın. Bu çikolatanın aşağı doğru hareket ederken aynen karın buza dönüştüğü gibi değişim geçirmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca sertleşmiş çikolatanın altına yapışmış kurabiye parçalarına da dikkatinizi çekmek istiyorum. Buzullar kayaları alt kısımlarına hapsedip hareket ettikçe onları yerlerinden oynatırlar. Buradaki kurabiye parçaları değişik büyüklüklerde olsa bile hepsinin çikolatanın altına yapışmış olduğunu görebilirsiniz. Bu buzulların çeşitli büyüklüklerdeki kayaları yerlerinden nasıl oynattıklarının bir göstergesi. Sol tarafta gerçek bir buzulun altındaki kaya ve kum, sağ tarafta ise aynı şeyi daha küçük bir ölçekte bir otoparkta erimekte olan bir kar kütlesinin altında görebilirsiniz. Buz su gibi kayaların büyüklüğü konusunda seçici olmadığı için buzullar değişik kayaların aynı yerde birikmesini sağlarlar. Bundan dolayı bir daha küçük kayalarla çevrelenmiş büyük kayalar gördüğünüz zaman kendinize bunun bir buzulun eseri olup olmadığını sormanızı öneririm arkadaşlar. Cevap evet ya da hayır olabilir.